Zhang Zimin adında bir adam bir aylığına iş gezisine çıkıyor. Şefkatli eşi Han Lin, eşyalarını bir valize doldurur. Han Lin, Zimin'e haplarını almasını hatırlatır. Sonra kocasının kravatını bağlar. Zimin, eşine iş seyahati nedeniyle evlilik yıl dönümlerinde yanında olamayacağını söyler. Han Lin mesafeli görünüyor ve onu öpmesine izin vermiyor. Zimin, havaalanına gitmek için bir taksiye biner ve karısına kuru bir veda eder. Araba hareket eder etmez Han Lin'in ifadesi hemen değişti. Ciddi bir yüzde bir kartvizit çıkarır ve bir numara çevirir. Başka bir şehirdeki ilk sabahı Zimin başka bir kadınla uyanır. Zimin uyurken sırtını inceler ve bir kure kodlu dövme fark eder. Han Lin'den bir telefon alır. Zimin başka bir odaya gider ve karısına dün gece geç saatlerde yapılan bir iş toplantısı hakkında bir hikaye uydurur. Ama aniden Han Lin, bu kadını gönderenin kendisi olduğunu söyler. Zimin kulaklarına inanamaz. Dün gece olan buydu. Adam aniden kapının ısrarlı bir şekilde çalındığını duyduğunda zaten uyuyordu. İsteksizce kapıya yaklaştı ve gözetleme deliğinden ruj süren bir kız gördü. Zimin onun yanlış odaya girmeye çalıştığını düşündü ve yatağına döndü. Ama kız ısrarla zili çalmaya devam etti. Sonra kapıyı açtı ve kızdan gitmesini istedi. Ama sadece Zimin'i uzun süre açmadığı için suçladı ve odasına bir bavulla girdi. Kız valizinden bir gecelik çıkardı ve değiştirmek için banyoya gitti. Döndüğünde kız, Zimin'in karısı olduğunu söyledi. Adam deliriyormuş gibi hissetti ama kız gerçekten de Han Lin'e benziyordu. Hemen onu yatağa attı ve baştan çıkarmaya çalıştı. Zimin dürüstçe tüm bunları karısıyla bir telefon görüşmesinde paylaşır, özür diler ve karısını aldatmayı planlamadığını garanti eder. Ancak Han Lin tarafsız bir sesle kocasından kendisini suçlamamasını ister, çünkü yataktaki kız aslında onun kopyasıdır. Her şeyi anlamak için Zimin'in kızın sırtındaki QR kodunu taraması gerekiyor. Bir veda olarak Han Lin, kocasına iyi vakit geçirmesini diler. Bundan sonra şaşkın Zimin, uyuyan kıza sessizce yaklaşır ve QR kodunu tarar. Han Lin'in Limit şirketinin yardımıyla kendisi için, Han Lin 001 adlı eksiksiz bir biyolojik kopyasını yarattığını bu şekilde öğrenir. Bu klon, gerçek karısının yanına dönene kadar Zimin'e bir ay boyunca eşlik edecek. Kız uyanır. Gerçek Han Lin'den daha genç ve daha güzel görünüyor. Adam onu seviyor. Çift bir gezintiye çıkar. Han Lin 001, Zimin'in gerçek karısının aksine mükemmel bir sürücü olduğunu kanıtlıyor. Daha sonra gençler bir deniz ürünleri restoranına giderler. Han Lin 001, gerçek Han Lin'in deniz ürünlerine alerjisi olmasına rağmen bu tür yiyecekleri seven, böylece Zimin klonu en sevdiği restoranlara götürebilir. Çift çok güzel vakit geçiriyor, eğleniyor ve birbirleriyle rahatlar. Gül yapraklarıyla banyo yaparlar, pencere kenarında dans ederler ve şehrin güzel manzarasını hayranlıkla seyrederler. Ken aşıklar bir lokantaya giderler. Güzel bir gece elbisesiyle Han Lin masadan kalkar ve Zimin'e ona bir sürprizi olduğunu söyler. Müzisyenlerle pazarlık eder ve mikrofona şimdi kocası için bir şarkı seslendireceğini söyler. Han Lin 001, in şarkı söylemesi Zimin'i büyülüyor. Kızın performansını telefonuna çekiyor. Daha sonra Zimin, şarkıyı telefonunda çalar ve Han Lin 001'den dans etmesini ister. Kız, sevgilisinin yarın eve gideceğini üzüntü içinde ilan eder ve ona sımsıkı sarılır. Han Lin 001'den ayrılmak da Zimin'i incitiyor çünkü o mükemmel. Akşam, yorgun ve sarhoş Han Lin 001, iyi otel odasına götürür. Kız aşk hakkında bir şarkı söyler ve hemen uykuya dalar. Zimin dikkatlice ayakkabılarını çıkarır. Daha sonra gerçek karısının ona verdiği son hapı içer. Zimin telefonunu kontrol eder ve limitten bir mesaj görür. Şirket temsilcilerinin seçeceğini söylüyor. Klonu yarın sabah 9.00'da aç. Zimin'den o zamana kadar odadan çıkmasını isterler. Adam belirtilen numarayı arar ve mesajı dinler. Telesekreter, biyonik kopyanın, orijinalin gövdesiyle aynı biyolojik özelliklere sahip olduğunu bir kez daha bildiriyor. Zimin kopyayı gerçek Han Lin'den daha çok seviyorsa, Limit onun yerine gerçek karısının bedenini alıp kopyayı canlı tutabilir. Bunu yapmak için Zimin'in telefonda o tuşuna basması gerekiyor. Gerçek Han Lin'i elinde tutmak ve onun klonunu öldürmek istiyorsa, C'ye basması gerekiyor. Zimin, yapması gereken seçimin ne kadar zor olduğuna şaşırır. Biraz düşündükten sonra, gerçek Han Lin'i hayatta tutmayı seçer.
Sabah geliyor Zimin, Hanlin 001, iyi uyandırmamak için hızlı ve sessizce hazırlanır. Uyuyan kıza bakar ve otelden ayrılır. Zimin taksiye bindiğinde takım elbiseli adamların Hanlin 001, iyi arabalarına binmeye zorladığını görür. Kız, Zimin'e çaresiz bir bakış atar. Kafası karışan adam, havaalanına doğru yola çıkar. Uçak güvenli bir şekilde memleketine iner. Eve giderken bir takside Zimin, Hanlin 001, in performansının videosunu son kez izliyor. Adam gülümsüyor ve kederli bir şekilde mükemmel aşığının bu hatırasını siliyor. Sonra Zimin eve girer ve karısını çağırır ama kimse onu karşılamaya çıkmaz. Kafası karışmış halde Hanlin'i arar ve onu aramaya karar verir. Kimse telefonu açmıyor. Adam oturma odasındaki kanepeye oturur ve karısının ona haplarını almasını hatırlattığı bir not bulur. Hanlin'in onunla ilgilenmesinden hoşlanıyor. Zimin hapı alır ve masanın üzerinde bir yığın mektup fark eder. Bunların arasında Hawaii'den bir kartpostal bulur. Kartpostal, Zimin'in adıyla imzalanmış ve gerçek Hanlin'e gönderilmiş. Sevgilisiyle bir an önce cennet bir adada buluşmanın hayalini kurduğunu yazıyor. Zimin gördüklerine inanamaz. Başı çok ağrıyor ve her şey bulanıklaşıyor. Adam, karısının da bütün ayı birlikte geçirdiği klonunu yarattığını fark eder. Şimdi Hanlin de büyük olasılıkla Hawaii'de. Zimin yere düşer. Hanlin 001'i götürenlere benzer takım elbiseli adamlar hemen eve girer. Zimin'i ayağa kaldırıp arabalarına bindirirler. Adam pencerenin kenarına oturur ve ne olduğunu anlayamaz. Sonunda, gerçekte ya da hezeyanda, Hanlin'i kendisine benzeyen bir adamla görür. Aşıklar el ele tutuşur ve şehirde neşe içinde dolaşırlar. Gerçek Zimin arabada çaresizlik içinde bağırırken, karısı klona komik bir hikaye anlatıp gülüyor.